Ve sırada Polatlar'da son durum var efendim. Bakın Dilan Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezini kurşunlattığı suçlamasıyla bugün hakim karşısındaydı. Ve Dilan Polat duruşma salonuna daha girerken bir sinir krizi geçirdi ve ağlamaya başladı. Duruşmanın sonunda da Dilan, Engin ve Sezgin Polat'a bu davadan olmak üzere tahliye kararı çıkınca da yakınları sevinç gösterileri yaptı. 750 bin lira harcıyorum. Engin saçmalama. Hadi! Oh! Gerçekten görgüsüz değilim ben ya. Tahliye! Ay! Dilan, Engin ve Sezgin amcayı bıraktılar, serbest kaldılar yani. Diğer dükkanın kurşunlayanlar tutuklular. Çok mutluyum, bakacak! Sahibi olduğu güzellik merkezi iki kez kurşunlandı. Polat ailesini hedef aldı. Polatlar tutuklanınca göbek atan Banu Parlak şimdi de tahliye kararını kutladı. Dilan, Engin ve Sezgin amcanın yaptırmadıklarına can gönülle inandığım için onların yapmadığını düşünüyorum dedim. Onlardan şikayetçi olmaktan vazgeçtim yani. Onlar da beraat aldılar. Ya beraattan kastım şu, tutuksuz yargılanacaklar. Böyle çok mutluyum. Ekim 2023'te Parlak'ın Başakşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırganların Daltonlar çetesinden olduğu ve emri Polat çiftinden aldıkları iddia edildi. Bak geldi iki kişiler. Bak halkın eğilmiş. Nereden orada ateş etti. Can güvenliğinden şüphe ediyorum dedim. Çok sayıda suçtan tutuklu olan Dilan ve Engin Polat'a azmettiricilik suçlamasıyla bir tutuklama kararı daha çıktı. Çok mutluyum, bak can. Çok mutluyum. Hiçbirinize de hakkımı helal etmiyorum. Bu kararın ardından göbek atan Banu Parlak, küçük Nida, senin iş yerin kurşunlandığında annem çok ağlamıştı açıklaması yapınca şikayetini geri çekti. Ben tekim ve hepinize yeterim. Ya efendim, şaşıracak mısınız? Geçmiş olsun tekrar. Masum. Polat çifti bugün o suçlama için yeniden hakim karşısına çıkacaktı. Dilan Polat duruşma salonuna giderken sinir krizi geçirdi. Düştüğü yerde "Allah'ım hiçbir suçum yok, ne olur kurtar" diye ağlamaya başladı. Bu sırada Banu Parlak'ın da "Dilan buradayım" diyerek ağladığı görüldü. Şimdi Dilan'ı gördüğünüz yere yığıldı. Resmen bilinci kapalı gibiydi ve kendimi tutamadım. Bir 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tahliyesine karar verildi. Tahliye oldular mı diyorsunuz? Hayır, tahliye olamadılar çünkü MASAK dosyası var henüz. Bu şikayete tabi bir suç. Ben de şikayetimi geri çektiğim için ortada bir şey kalmadı. Diğer dükkanımı kurşunlayanların için şikayetimi geri çekmediğim için onların tutukları devam ediyor. Parlak tahliye kararını Dilan Polat'ın kızına sarılarak kutladı. Ben sana ne dedim? Keşke olsaydı. Ben sana gül demedim güzel kardeşime. Mutluyum. Ya Dilan'ın halini gördünüz. Gerçekten hiç iyi değildi. Çok mutluyum, ne diyeyim yani, başka da söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Parlak, tahliye kararını Dilan'ın enerji şarkısıyla kutladı. Yüzünüz enerji, bu nasıl bir sinerji? Cile tek tek ediyorum, hatırlarıma alerji. Birkaç tane şey demiş, iş yeri kurşunlanan Banu değil mi, niye bu kadar seviniyor? Bir de iş yeri kurşunlanan benim ama Dilan'ların yaptırmadığını bildiğim için onların bu suçtan içeride olmalarını istemediğimden bu kadar mutluluğum, sevincim. Sayan bu enerji, %100 enerji.